Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konumuz bir notebook aldık. Onun kutu açılımını yapacağız. Huawei MateBook D14 diye geçiyor. 12. nesil işlemcisi var. Bir bakalım diyoruz. Kutu açılımını hep birlikte yapalım. Hepsi burada firmasından aldık. Satıcı da kendisi. Yani hızlı bir şekilde kargolama geldi. Bu arada teşekkür ediyoruz o yüzden dolayı bu şirkete. Cumartesi günü laptopu aldık. Bugün pazartesi. Bugün elimize ulaştı. Kutusunun içinden bir de kutu çıktı. Şöyle onu kenara alalım. Şurada bir güvenlik bandı var zaten. Onu bir çekelim bakalım. Kesebildik mi? Kesmişiz zaten. Şöyle açalım bakalım. Evet. Kutudan neler çıkıyor hemen gösterelim. Bir Type-C çıkışlı 65 wattlı bayağı yüksek hızda şarj ediyor. Ondan sonra notebook ama değişik bir şekilde çok hafif. 1.4 kilo mu ne geliyormuş. Gerçekten kuş gibi bir laptop. Şöyle açalım. İçinden başka ne çıkıyor? Şöyle gösterelim. Kullanım kılavuzu ve bu da aynen neymiş? Garanti belgesi diyor. Böyle köpükler içinde çıkıyor. Şunları da bir kenara alalım. Evet, önüne arkasına dikkatlice bir kameraya doğru çevirip bir bakalım. Şık. Görseli güzel. Küçük. Bir laptop. Şöyle şimdi de açalım. İçinden bu çıktı herhalde ekranı korusun diye. Normalde bu D14'lerin bazılarında kamera ortadaki tuştaydı. Tuşa basıp açılıyordu ama bunda üstünde gelmiş. D14 diye geçiyor bunlar. i5 işlemcili. Şarjı yok. Şu anda mevcut değil. i5 işlemcili. Yani küçük 14 inçlik bir notebook bu. Hatırladığım kadarıyla en düşük işlemci hızı 2.1 GHz'de, en yüksek 4.4 GHz'e kadar çıkıyor. 16 GB RAM var. 512 GB'lık SSD var. 8 GB'lık dahili bir ekran kartı mevcut laptopta. 12 MB'lık bir okuma hızı var. Okuma hızı da güzel. Bunu biz tez yazımları, yani eğitim, öğretim için istedik. Öyle oyun bilgisayarı olarak düşünmeyin ama orta seviyeli oyunları rahatlıkla kaldırabilecek bir özellikte. 12. nesil diye geçiyor. Tabii bu şu anda kutu açılımı laptopumuzun. Kutu açılımından sonra illaki performansını, şununu bununu iyice kullandıkça tatbik ederiz. Onu da sizlerle paylaşırız. Tekrar bir yakından gösterelim isterseniz notebook'u. Küçük, el kadar. Taşıması rahat. Soğutucu fanı iki taneydi bunların. Huawei Shark diye bir şey vardı. Hatırladığım kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir soğutucusu var. Yani kolay kolay ısınmadığı söyleniyor. Tabii ben daha henüz kullanmadım bu aleti. Kullandıktan sonra da görürüz. Onunla alakalı da yorumlarımızı belirtiriz. Yapmış olduğumuz bir hata, tanıtırken bir hatamız varsa veya merak ettiğiniz bir nokta varsa videonun altına yorum yaparak belirtebilirsiniz. Seve seve dönüş yaparız sizlere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.